Koruncuk Vakfı yararına bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz sergimiz, kız çocuklarının hayalleri gerçeği olsun mottosuyla yola çıktı. Bu mottodan yola çıkarak geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda sanata değer veren sanatseverleri ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş olan özellikle kız çocukları ve eğitimleri konusunda hassasiyet gösteren sanatçılarımıza ulaştık. Hayalim Okul sergisiyle büyük bir çoğunluğu bu proje için hazırlanmış özel eserlerle karşılaşacak sanatseverler. Ziyarete gelen sanatseverler henüz açılış aşamasında olan sergimizde dün ve bugün sabah bile birçok eserin bugüne kadar görmedikleri formatlarda hazırlanmış olduğunu hissettiler. Bunu neden diye bize sorduklarında biz de sanatçılara izlediğiniz sanatçıların birçoğu projeye gönül verdikleri ve destek verdikleri için kız çocuklarının eğitimine dair özel eserler hazırladılar dedik. Bu anlamda izleyeceğiniz seçki gerçekten çok çok kıymetli. Resim ve heykel sanatının kıymetli isimlerinden bir araya gelen seçkide özellikle iki kulvarı da eşit şekilde dengelemek istedik. Ancak her ikisindeki ortak tema da kız çocuklarının eğitimi ve kız çocuklarının amaçlarına yönelikti. Özellikle projemizde her sanatçıya bir motto yüklemek istedik biz. Bu motto doğrultusunda sanatçılar eserlerini bizlere hazırladılar, sundular. Eserlerin ve sanatçıların mottolarını sergi kataloğumuzda her sanatçıya ait olan sayfada izleyebileceğiniz gibi sosyal medya paylaşımlarımızda da mutlaka sanatçıyla ilgili başlangıç yazısının, tanıtım yazısının başlangıcında görebileceksiniz. Sayfaları ilk elime aldığımda, ilk açtığım önüme gelen sayfalardan bir tanesi büyük duayen ustad, heykeltıraşımız Cem Sabil eserleri oldu. Cem Sabil heykelleriyle bize destek verdi, katkıda bulundu ve Cem Sabil'in sergimiz için mottosu iyiliğe, eşitliğe, barışa, kız çocuklarımızın bir güneş gibi parlamasına sanat destek olacak dedi. Aslında ana temanın hepsi sanatın ışığı, kız çocuklarının eğitimine verilen destek ve bu ışıkla çocuklarımızın aydınlanması. 29 Ekim haftasındayız. Atatürk'ü anmak, kutlamak üzere tüm ülke yine bir araya geleceğiz. Bizim için çok büyük bir fırsat. Atatürk köşesi olmadan olmaz dedik bu güzel, bu önemli sergide. Hedef laik Türkiye ve eğitimli kız çocukları olunca özellikle Atatürk temalı bir köşe oluşturmaya gayret ettik. Bunda sanatçılarımızdan da destek aldık. Fevzi Karakoç önderliğinde başlattığımız köşede Zahit Büyükişliye'nin İzmir'in kurtuluşuyla devam ettik.